çıkıyor bitkin. Bu da sinirli ot. Sinirli ot. Sinirli otun da bir sinirli ot fortesi olacak tabii. Bu sinirli otun özelliği nedir? Ağız kokusu. Pakistan'da tanıdığım bir tanıdığım dostum Kaan isimli. Adamcağız 2 metreden ağzı kokuyor. Onu görenler yanına yaklaşıyor. O çok alkol içmişsin diyor. Kaçıyor herkes. Dedim ne oluyor? Ya abi beni alkolik zannediyorlar. Ben abdestli namazlı adamım. Hiç alkol kullanmam ama ağız kokusundan kulak burun boğaz doktoruna gitmiş, diş doktoruna gitmiş, mide doktoruna gitmiş. Yani gastrolojiye hiçbir teşhis konamamış. Ağız kokusundan 2 metre yanına yaklaşılmıyor. Biz ona çok özel bir ürün nedir bu? Sinirlot Forte. Sinirlot Forte ağız kokusuna karşı dünyada en etkili bitkidir. Kullandığı zaman kişi sadece ağız kokusu olmuyor. Bazı insanların ter kokusu, defacet kokusu, idrar kokusu gibi çeşit çeşit kokular var maalesef. Şimdi mesela ben bir televizyon programına gitmiştim. Televizyon programında böyle sırayı bekliyoruz. Biz yani sırası gelen programa çıkıyor. Bir vatandaş programa gitti. Onun yerine bir başkası oturdu. O vatandaşın oturmasıyla birlikte sağında solunda oturanlar kaçtı. Ben de dedim ki ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani affedersin arkadaş ayıp bir şey mi yaptı? Yani yerlendi mi? Ne oldu da? Yani kaçtı millet dedim. Yok dediler. Çok acayip bir ter kokusu var. Dayanamadık kaçtık dediler. Yani ter kokusundan adamcağızın oturduğu yerde herkes kaçıyor. Ha, vatandaşı sonra buldum dedim ki pardon kusura bakmayın sizde ter kokusu varmış herhalde. Evet ya çok kötüyüm dedi. Oturduğu yerde insanlar yaklaştığı yerde kaçıyor. Ter kokusu olduğu zaman ne yapar? Tramvaya, trene, uçağa, gemiye, vapura herhangi bir yere binemezsiniz. Çünkü kokudan herkes rahatsız olur. Yani ter kokusu her türlü ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu vesaire vesaire çeşit çeşit kokular var. Her türlü kokuya karşı Sinirlot Forte. Kullandığı zaman koku Forte ile halledir. Hocam hemen içeri içmez yani kullanır kullanmaz gidiyor mu yoksa belli bir zamanı mı var bunun? Bir de ağız kokusu için ben karanfil kullanıyorum da ağzımda hani şey yok yapayım. Bu o... ağız basit bir koku değil. Bu basit koku değil. 2 metreden yanına yaklaşamazsınız. Ben mesela Almanya'da bir hastayı ziyaret etmek istedim. Mide kanserinden midesi alınmış. Ziyarete gittik. Tabii ki evde yok. Ormana gitmiş. Ormanda kızıyla beraber geziyor. Biz aramızda 200 metre var. El salladık. Kızı dedi ki aman abi gelme. Ne var? Ağız kokusundan yanaşamazsın. Midesini almışlar. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik madde, zehirli gazlar ağzından havaya fışkırıyor. Almanlar, etrafındaki Almanlar oh my god diye o tarafa bu tarafa kaçıyorlar. Lağım patlamış zannediyorlar orada. Ya biz dedik ya bu koku ne? 200 metreden kokuyu biz de almaya başladık. Bu koku ne dedik? Orada bir leş var zannettik. Dedi ki kız aman gelme, aman gelme. Mide alındığı için bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar 200 metreden hissediliyor koku. Böyle bir koku yayıyor. Her türlü koku. Ağız kokusu, ter kokusu, defacet kokusu vesaire vesaire. Tedavi edilebilir. Sinirlot Forte her türlü kokuyu artı bazı insanların derisinde oluşan vitiligo yani ala hastalığına karşı da bu etkilidir. Hocam pazartesi günü o vitiligo konusunda işlemek istiyorum ben özellikle. Bundan bana çok sorular geliyor çünkü geçer mi geçmez mi diye. Ama